Herkese selamlar. Bu videoda sizlere 2020 LGS'nin zorluk derecesi hakkındaki fikirlerimi nedenleriyle anlatmaya çalışacağım. Bu arada hemen şimdi sadece 2 saniyenizi ayırarak videoyu beğenip daha kaliteli içerik ve daha fazla yeni nesil soru üretmemiz açısından bizlere bir mesaj verebilir, aynı zamanda da kanalımıza destek olabilirsiniz. Videoyu beğenmeniz ve tabii ki de değilseniz eğer abone olmanız bizim için oldukça önemli. Lütfen unutmayın. Artık hazırsak başlayalım. biliyorum hemen herkesten 2020 LGS'nin daha fazla öğrenci gireceği için daha fazla zor olacağı yönünde görüşler dinlediniz duydunuz. Ama ben bu olaya biraz farklı yaklaşmak istiyorum. Bazı dersler hakkında özel olarak ve genel olarak da tabii ki de sınavın zorluk derecesi hakkında görüşlerimi paylaşarak sizlere elimizden geldiği kadar yol göstermeye çalışacağız. Bence bu 2020 LGS'nin zor olacağı hakkında o görüşleri kafanızda çok fazla büyütmeyin. Elbette bunu kesin bir dille söylemek belki çok doğru değil ama bazı sayısal verileri kullanarak bunu biraz mantıklı olarak açıklamaya çalışayım. Şimdi öncelikle zorluk kişiye göre değişir elbette ama ben burada zor sınav ne demek önce onu bir tanımlamak istiyorum. Ve şimdiden söyleyeyim, videonun bundan sonraki kısmını da bu tanımın üzerine kuracağım. Öncelikle şu konuda anlaşalım sevgili gençler. Zor sınav demek Ortalamanın düşük olduğu sınav demektir. Yani bu sınavı sizin gibi yaklaşık 1,5 milyon öğrenci daha yapacak ve bunun sonucunda da alınan ortalama değerler yani ortalama netleriniz bu sınavın zorluğunu bize gösterecek. E bunun için de tabii ki gelecek sınav hakkında yorum yapabilmemiz için geçmişte yapılmış olan sınavlara bir göz atmamız gerekiyor. Bu durumda çok şanslı değiliz çünkü sadece 2 tane sınav yapıldı. İlk sınav zaten biraz bildiğiniz gibi karambole geldi süresel olarak sıkıntılar yaşandı sınavın değişikliği dahi biliyorsunuz yıl içinde açıklandı. Yani okullar başladıktan sonra birkaç ay sonra hatta açıklanmıştı. Dolayısıyla ilk sınav bizim için çok fazla bir kıstas olmayabilir ama 2019 LGS verilerini ciddi anlamda irdeleyip onun üstünde bazı konuşmalar yapabiliriz. Diğer dersler hakkında da yorumlarımı paylaşacağım elbette ama öncelikle biliyorsunuz bu sınavın kritik noktası olan matematik dersi hakkında bir görüşlerimizi paylaşalım. 2019 LGS'de 1 milyon 30 bin öğrencinin girdiği sınavda matematiğin doğru ortalaması sevgili gençler biliyorsunuz 20 soru üzerinden tabii ki de doğru ortalaması buranın altını çiziyorum sadece 5'ti. Çok gibi gözüktüğünün farkındayım. Hemen hepiniz belki de biraz sevindiniz. Sonuçta bu ortalama değer. Yani bunun üstünde de demek ki alanlar var. Fakat ben sizi hemen bir durdurayım. Çünkü bu tamamen bir matematiksel kandırmacadır. Çünkü doğru sayısının bizim için hiçbir önemi yok. Yani şöyle ki sizin biliyorsunuz puanınız hesaplanırken doğrularınız üzerinden puan çarpılmayacak. Yaptığınız netler üzerinden çarpılacak. Dolayısıyla bizim için esas kıstas, esas veri net ortalamasıdır. Çünkü gireceğimiz sınav biliyorsunuz yaptığınız her 3 yanlışa karşılık bir doğrunuzu yutuyor. Dolayısıyla benim için doğru sayısının önemi yok, net sayısının önemi var. Yani 5 doğru yapanla 5 doğru 15 yanlış yapan aynı puanı elbette ki alamaz değil mi? O yüzden size çarpıcı olan sayıyı vereyim. Yani 2019 LGS matematikteki ülke geneli net ortalaması sadece 2.88'de. Ki biliyorsunuz bu sınavın da genel değerlendirmesi yapılırken uzmanlar tarafından, bizler tarafından da tabii ki de 2018 yılında yapılana göre bir tık daha kolay olduğu söylendi. Yani kolay olmasına rağmen net ortalamasının 2.88 olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. Kaldı ki daha kolay olduğuna dair de aslında şu şekilde de konuşabiliriz. Biliyorsunuz 2018'de süreniz sadece 60 dakikayken 2019'da bu süre 80 dakikaya çıkarıldı. Yani süre artmasına rağmen net ortalamasında ciddi bir artış yaşanmamış. Peki şimdi size soruyorum. 2020 LGS'de bu sınavın 2019'a göre daha da zor olması sizce mantıklı geliyor mu? Yani bu 2.88 ortalamayı daha ne kadar düşürebilirler ki? Sürekli söylenen şey şu yani diğer eğitim kanallarının pek çoğunda da bunu izlemişsinizdir, görmüşsünüzdür. İşte öğrenci sayısı fazla olacak, elemek zor olacak bu yüzden de sınavı zor yapacaklar. İyi de sizce bu 2.88 ortalama ile zaten istedikleri gibi eleme yapamazlar mı? Bu yüzden bu mantık çerçevesinde matematik ve biraz daha genişletelim, tüm sınavdan bahsedelim. Genel olarak daha da zor olacağını ben düşünmüyorum. Ha hemen şu cevabı verebilirsiniz ya da şu soruyu sorabilirsiniz bana. E hocam 2019 LGS sonucunda 500'e yakın birinci vardı. İşte onları elemek zor olmayacak mı? Yani bu senede o kadar birinci çıkarsa hatta ondan daha da fazla birinci çıkarsa nasıl bir eleme yapılabilir? Şimdi arkadaşlar evet bu bir sorundur. Yani full yapan öğrencileri de bir şekilde elememiz gerekiyor. Ki daha önce biliyorsunuz TEOK zamanında 17.000 kişinin tam puan aldığını da size hatırlatmak isterim. Yani bu ülke bu sınav sisteminde birçok birinciyi eleyerek bir şekilde okullara yerleştirme tecrübesine sahip. O yüzden birinci sayısının fazla olması çok da bir sorun teşkil edeceğini zannetmiyorum. Ama yine de size beklentimi söyleyeyim. Bu konuda da tabii ki de bir eleme yapabilmek için, kolay yöntemle bir eleme yapabilmek için bence 20 soruluk matematik testinde karşınıza 2 ya da 3 soruyu gerçekten ciddi anlamda zor sorabilirler. Bakın sınavın genelinden ya da genel olarak matematiğin zor olmasını beklemiyorum. Yani o şekilde bir yorum çıkartmayın buradan. Ama dediğim gibi eğer gerçekten o birincileri elemek istiyorlarsa yani bunun bir sorun olduğunu düşünüyorlarsa zaten 1, 2 ya da 3 tane soruyu di anlamda zor yaparak ...bu arkadaşları da kendi içinde bir şekilde sıralayabilirler. Ayrıca bu yöntemle yani bir iki soruyu zor yaparak... ...mini eğitim hem bu fazla sayıda çıkacak olan birincileri engelleyebilir... ...yani onları okullara yerleştirmede zorluk yaşanmaması için bir çözüm üretmiş olur hem de ülkenin genel ortalama netini de daha da fazla düşürmeden bu işi halletmiş olur. Neticede 2-3 sorunun çok ciddi anlamda zor olması tüm öğrencileri etkileyecek diye bir şey yok. Ki size hemen alttan bir dipnot mesaj verelim. Sınavda her zaman söylüyoruz tabi ama yeri gelmişken bir daha söyleyelim. Kesinlikle takıldığınız bir soru varsa onunla inatlaşmayı bırakıyorsunuz. Belli bir yere kadar savaşacağız, kavga edeceğiz ama bir yerden sonra da artık o soru olmuyorsa o soruyu geçeceğiz. İşte benim ilk şahsi kanaatim, şahsi yorumum bu şekilde. Peki bir diğer fikir nedir? Onu da açıklayayım. Sınavın genel anlamda dediğim gibi yine bilgi olarak tabii ki de zor olmasını beklemiyorum. Ama ille de zorlamak istiyorlarsa bunu sadece bilgiyi çoğaltarak yani sizden daha zor bilgiler isteyerek yapmayabilirler. Bunun başka yolları da var. Mesela nedir? soruların boyunu uzatmak. Yani biliyorsunuz ki ilk denemelerinizi yapmaya başladınız ufak ufak örnek soruları da gördük. Soruların ciddi anlamda uzadığını ve okumasının esas olarak zaman aldığını görüyorsunuz. Yani sizin süreden vurmaya çalışabilirler. Ki çok yakında bu süre ve diğer kısımları da anlattığım geniş kapsamlı bir video çalışmasını bu kanalda bulacaksınız. Çünkü bu gerçekten önem verdiğim bir şey. Mevzu, sınavı kazanmaksa eğer sadece matematikle ya da fenle bu sınavı kazanamazsınız. Süre yönetiminden tutun stres yönetimine kadar o anda psikolojik yönetiminize kadar bu ve pek çok konu hakkında da kendinizi güçlendirmek zorundasınız. Bu kanalda bu konular hakkında sürekli videolar yayınlamaya devam edeceğiz. Süre yönetiminden dediğim gibi stres yönetimine kadar pek çok konuda hatta sınav anında karşılaşabileceğiniz her durumla alakalı sizi önceden hazırlayacağız. Mesela sınav anında bir durumla karşılaştın. Ona nasıl tepki vermelisin? Kendini nasıl yatıştırabilirsin? Nasıl tekrar motivasyonunu yerine getirebilirsin vesaire bu ve daha fazlası dediğim gibi Kapsamlı bir çalışma halinde bu kanalda tek tek yayınlanacak. Bu yüzden işte o tarz videoları da kaçırmamak için takipte kalın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Peki, matematik için görüşlerim dediğim gibi bu şekilde kendinizi şimdiden gereksiz yere strese hiç sokmanıza gerek yok. Gelelim diğer derslere. Şimdi 2019 LGS istatistiklerini incelediğimizde yine karşılaştığımız ilginç durumlardan biri de İngilizcenin geçen yıla göre bir tık daha zorlaştırılmış olduğunu görüyoruz. Genel net ortalaması orada da biliyorsunuz İngilizce 10 son ve yaklaşık 3,5 civarında. Bu İngilizce için yani 10 soruluk bir ders için düşük bir ortalama. Dolayısıyla bunun gibi işte ince detaylar 2020 LGS sınavında sizi öne geçirebilir veya tam tersi geriye düşürebilir. O yüzden bu tarz ince detayları da unutmamamız gerekiyor. İngilizce dersinden mesela bir önceki yıl zorlaştırılmıştı sorular. Dolayısıyla bu sene de belki bu şekilde bir İngilizceden daha zor sorular sorulma ihtimali söz konusu olabilir. Buna niye dikkat etmenizi söylüyorum. Çünkü bu sene biliyorsunuz girecek öğrenci sayısı fazla. Dolayısıyla birbirine yakın, birbiriyle eşit puan alan öğrencilerin de olma olasılığı fazlalaştı. E, dolayısıyla siz o aynı puandayken nasıl bir tık daha öne geçebileceksiniz? İşte bu şekilde İngilizce gibi puanı az dahi olsa oralarda yaptığınız bir net ya da boş bıraktığınız sorular sizi öne geçirebilecek bu ince detayı daha da önemli nerede görüyoruz? Türkçe, matematik ve fen gibi puanı 4 olan derslerde yapmadığınız yanlışlarda görüyoruz. Biliyorsunuz orada oralarda yaptığınız 3 yanlış hani bir doğruyu götürüyor ya işte Türkçe, matematik ve fende o giden doğrular sizden çok büyük şeyler götürüyor. Çünkü biliyorsun onların katsayıları 4. Diğer derslerde belki mesela bir inkılapta yaptığın 3 yanlış bir doğruyu götürecek ama o 1 puana eşdeğer. Yani senden çok fazla bir şey gitmiyor. Belki oralarda risk alabilirsiniz ama bu 3 derste aldığınız riskleri daha da dikkatli düşünerek almak zorundasınız. Çünkü dediğim gibi sizden oralarda bir şey gidecekse büyük şeyler gider, büyük puanlar gider. İşte bu ince detaylara da dediğim gibi çok dikkat etmek zorundasınız. Kısacası emin olmadığınız soruları sallamayarak yani boş bırakarak az sayıda doğru yapmış olsanız dahi bir adım öne geçebiliyorsunuz. O yüzden sınav anında içinizdeki o sürekli sallamanı söyleyen iç sesinize çok sağlam bir yumruk atabilirsiniz. Bence ona sınav anlarında susmasını öğretmeniz gerekiyor. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. En azından bir nebze de olsa stresinizi azaltmaya, motivasyonunuzu arttırmaya çalıştım. Hiç öyle baştan su koymak, baştan pes etmek yok. Daha yolun başındasınız ve bu sürekli sınav zor olacak, aman boşver, çok öğrenci giriyor, kazanamazsın vesaire gibi sizi demotive edecek şeylere kulak asmayın. Bu sene bakın ara tatiller gibi çok önemli ciddi anlamda bir avantajınız da var. Bunları lütfen çok iyi değerlendirin, çok iyi kullanın derim. Ve birlikte bu işin üstesinden kesinlikle geleceğiz. Kendinize mutlaka güvenin arkadaşlar. Bu süreçte bizler de sizin gibi çalışacağız ve matematik haricinde diğer yönlerde de kendinizi güçlendirmeniz için, geliştirebilmeniz için rehberlik, motivasyon, tüm alanlarda sizlere yardımcı olacak videoları atmaya devam edeceğiz. Sizin de yine bizden istediğiniz bu kanaldan beklentiniz varsa bunları muhakkak yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.